Bloomberg HT ekranlarında ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi bu akşam da karşınızdayız. Yeni haftaya başlıyoruz. Bir enerjik başlıyoruz. Neden? Çünkü stüdyoda bir konuk var. Uzun süredir görmüyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsın Şeref abi? Harikayım. Özellikle bu Covid'in bizi evlere hapsettiği duruma da artık karşı çıkmaya başlıyoruz. Öyle mi? Tabii. Zaten artık biliyorsun grip gibi. Grip gibi oldu. Söyledi. İngiltere'de oğlum yaşıyor. İngiltere'de artık her şeyi serbest bırakmışlar. Maske takma, gir, çık umurlarında değil. Çünkü sanıyorum, ama tabii aşı olanlar. Aşı olanlar yani aşı tabii. Sanıyorum artık ya grip kategorisinde bir hastalık olarak ekleme eğilimine doğru gidiyor. Belki temennimiz bu. İnşallah. İnşallah öyle. Yeniden, yeni bir varyant falan çıkmaz da çıkmaz çünkü turizmde olsun, diğer alanlarda olsun artık ona ihtiyacımız yok. Evet. Bu arada Şeref Oğuz'un sosyal medya paylaşımlarında Instagram'da Şeref abinin dip mi, derin mi diye bir paylaşım var. Hakikaten harika, muhteşem. Ya, Şeref abi onu dinledim bugün. Mutlaka izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Şeref Oğuz'un Instagram hesabında dip mi, derin mi? Böyle çok güzel şiirsel bir anlatımı olmuş. Tebrik ediyorum. Vallahi çok hoşuma gitti. Abdurrahman Yıldırım bizlerle. Abdurrahman abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen hala evden katılmaya devam. Korunmaya devam. İnşallah gelecek hafta ben de katılırım aranıza. Hadi inşallah. Hoş geldin sen de. Sağ ol. Ben Şeref abi önce Abdurrahman Yıldırım'dan başlayacağım izninle. Abdurrahman abi şimdi kur cephesine şöyle baktığımızda sevgili yönetmenim Selçuk getirecek ekranlara dolar TL'nin son 6 ayı. Hani neler olmuş neler diyeceğimiz bir kur grafiği var karşımda. En düşük seviye son 6 ayda 8.27'ymiş. Vallahi yani biz 8.20'lerdeymişiz efendim Ağustos Eylül aylarında. Sonra bir ikiye katlamış. 8'den 18'lere doğru gitti. Dolar TL 18'in üstüne. Sonra aşağı indik 10'lara. Şu anda da 13.5 çevresinde dolaşan 13.5'ta gidip gelen bir dolar TL var. Yani 13.5 çevresi ortalama diyorum. Kurda bir sakinlik var. Dövizde bir sakinlik var. Ben de dedim ki ya ben iki değerli konumla bu akşam bu sakinliği konuşalım. Bu arada izleyicilerimize de soralım. Sizce Twitter'dan, @BloombergKT'den bize yazın. Dolar TL'deki sakinliğin nedeni sizce ne? Siz de bize yazabilirsiniz. Merak ediyorum acaba izleyicilerimiz ne düşünüyorlar? Çok güzel, ben de merak ediyorum. Grafiğe, yani çok ilginç cevaplar geleceğine eminim. Grafiğe bakıyorum. Konya Ovası'nda dolaşırken Karadeniz yaylalarına çıktı ama şimdi orada o düzlükte duruyor. Evet. İnşallah durur. Hatta yeniden Konya Ovası'na iner. Dolar TL'de Konya Ovası diyebiliriz yani bilmiyorum. Evet. Ova, yayla, bilmiyorum. Yayla. O düzlük konuşacağız. Twitter'dan, @BloombergKT'den dolar TL'deki sakinliğin nedeni sizce nedir? Twitter'dan yazabilirsiniz. Ben de okumaya çalışacağım. Abdurrahman Yıldırım senle başlayalım. Buyurun. Şimdi sakinliğin nedenlerinden birisi 20 Aralık olarak hükümetin olaya müdahale etmesi. Böyle bir müdahale bekleniyordu ama aynı içerikte mi, farklı içerikte mi, işte faizi artırarak mı, parasal sıkılaştırmaya giderek mi? Ama bekleniyordu. Dolayısıyla bu beklenti karşılandı. Yani ortaya işte kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı kondu. Ve bu tuttu da işte miktarı belki 200 milyar lirayı da aşmıştır şimdi. Sadece başlangıçta bireylere getirildi. Sonra şirketlere de bu imkan tanındı. En son yurt dışındaki Türklere de ya da Türk vatandaşlarına da tanınacağı konusunda haberler çıktı. Dolayısıyla birinci şey bu. Bir, müdahale yapılmış olması. İki, bu müdahaleyi takiben Merkez Bankası kaynaklı olduğunu düşündüğümüz yoğun bir döviz satışı da yapılmış gibi görünüyor. Bunu rezervlerden çıkartıyoruz. Ama Sayın Başkan dedi ki tek kuruş satmadık dedi. Sevgili Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Geçen hafta başkan doğru söylemiştir. Belki başkan satmamıştır. Başkan kamu bankalarına vermiştir. Kamu bankaları satmıştır. Bir de kuruş döviz değildir. Türk lirasıdır. Formül bulmuştur.
Yani başkanın yalan söylediğini söyleyemem. Hocam ben bilmem. Yani ben sadece söyleneni aktarıyorum. Buyurun. Ama yani Merkez Bankası rezervleri 20 Aralık'a girerken 127 milyar dolardı. Şu anda 109 milyar dolar. Yani 17-18 milyar dolar azalma var. Bu arada böyle bir dış borç, yüklü bir dış borç ödemesi kamu kesimi yapmadı. Dolayısıyla yani rezervin ya da işte bu kadar büyük kamu kuruluşlarından ithalat alımı da gelmedi. Yani bunu açıklayacak böyle bir döviz harcaması yok. Dolayısıyla buna yorumluyoruz. İki, yani hakikaten güçlü bir satış da geldi. Yani dolayısıyla bu satış kamu kurumlarından da geldi. Kısmen bunu bakan da doğruladı. Daha sonra bu doğrulanma devam ettirilmedi. Dolayısıyla birincisi müdahale. İkincisi Merkez Bankası kaynaklı ya da kamu kaynaklı diyebileceğimiz döviz satışlarının güçlü olması. Üçüncüsü yerleşiklerin de kısmen döviz satması. Yani çünkü bir yandan siz döviz korumalı mevduat hesabı getiriyorsunuz. Bunu teşvik ediyorsunuz. Buna vergi teşviği de sağlıyorsunuz. Buna şirketleri de katıyorsunuz. Yurt dışını da katıyorsunuz. Yani burada hakikaten yurt içi yerleşiklerden bir miktar döviz bozulması söz konusu oldu. Dolayısıyla yerlilerden de böyle bir döviz talebi geldi. Bir de kur yorulmuştu zaten. Yani nasıl yani? Zaten bu şey gibi oldu. Ya canım zaten duracağı vardı. Zaten sakinleşeceği vardı. Sakinleşti aynen, gibi oldu. Aynen. Nasrettin böyle Hoca'nın oldu. Öyküsünde yani, gibi zaten ineceğim vardı eşek. Zaten ineceğim var. Yani çok kısa zamanda çok hızlı yükselmişti. Altı dolu yükselmemişti. Altı dolu yükselmiş olsaydı zaten bir gecede işte 18 lira düzeyinden 11 lira düzeyine inmezdi. Altı böyle dolu dolu yukarı doğru bir çıkış, sindire sindire bir çıkış değildi. Dolayısıyla hakikaten bir yorgunluk, ürkeklik, korkaklık nereden döner diye bir beklenti vardı. Hükümetin müdahalesiyle bu beklenti satışa döndü ve çok sert bir şekilde aşağıya geldi. Şimdi önemli olan 13,5 civarında bunun istikrar kazanmış gibi görünmesi son haftalarda. Burada da kamu kesiminin belli ölçüde bir müdahalesinin olduğunu söyleyebiliriz bence. Bu müdahaleyle buralarda duruyor. Öyle mi diyorsun? Ama yani şurada bir Merkez Bankası ya da işte kamu kaynaklı döviz satışlarını söyledik. Kur korumalı TL mevduatını söyledik. Ama bu sırada bu olaylar yaşanırken işte kur korumalı mevduata geçtik ama mevduat faizleri düşmedi. Üzerine yani kısmen arttı bile mevduat faizleri. %19'lar civarında şu anda. Bu faiz düşüşü olayına girdiğimiz zaman ya da işte en son 20 Aralık'ta bu düzeyin altındaydı. Bir, faiz oranları kısmen yükseldi. İki, üzerine bir de kur koruması eklendi. Bir getiridir bu da. Çünkü dövize yönelmeyi önledi bu. Dövize gitmenin gereğini ortadan kaldırdı. Şiddetini, ihtiyacını azalttı. Yani kur fırlayacak, ben yükselen kur karşısında, artan enflasyon karşısında Türk lirası varlıklarım eriyecek, bitecek endişesini azalttı. Çünkü böyle bir imkan getirildi. Sen de istersen kur korumalı şemsiye altına gir, işte 3 ayda bir bunun getirisi varsa al, götürüsü varsa da bankanın sana vermiş olduğu işte asgari faiz %17 neyse bunu al. Evet. Dolayısıyla bu dövize yönelmenin şiddetini kesmiş oldu. Ama faizler de yükseldi. Buna peki, özellikle dikkat çekmek isterim. Abdurrahman abi devam ederiz. Biraz izleyici mesajlarıyla Şeref Oğuz'a dönebilir miyim? Tabii okuyor musun mesaj? İzninizle. Twitter'dan izleyicilerimize de sorduk. Ya bir kere şu var. Hepsini okumayacağım. Benzer mesajlarda şu algı var. Tabii siz bir taraftan konuşurken ben de göz ucuyla bakıyorum.
Ya vatandaşın önemli bir bölümü, hepsi demeyeyim, hala böyle inanmıyor. Yani şu var, bu işin içinde bir iş var, şeyi var yani, bir algısı var hala. Hala TL'nin değer kazanması ya da TL'nin dolara karşı stabil durmasına ilişkin, tabii bu da bir algı sonuçta, hala acaba hissediyorum hocam. Haksız mı? Mesajlarda. Sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yemesi eleştirilecek bir durum değil. Anlaşılabilir. Çok tespit. Anlaşılabilir bir durumdur. Tabii tabii anlaşılabilir. Ben bir şey demiyorum ama tespit. Hani eleştiren güzel anlamda söylemiyorum. Twitter'dan @bulumbörkiyet'ten izleyicilerimize sorduk. Dolar TL'deki sakin nedeni ne dedik? Sizler de dediniz ki yoruldu Barış abi demiş. Çağatay Bey. Yoruldu diyor. Yani zaten Abdurrahman Yıldırım da biraz çok ona getirdi. Efendim şöyle bakıyorum. Şu anki sakinlik diyor Mustafa Bey. O hani bir 128 milyar dolar müdahale edildi söylemlerinin olduğu 6.85 seviyesi gibi diyor. Efendim bir başka izleyicimiz diyor ki bazı büyük kurumlar vergi istisnası için Türk lirasına geçiyor. Bu sebeple olabilir. Engin Toptaş yazmış. Bugün vergi ödemeleri, SGK yapılandırma ödemeleri son gün. Onu da bir kontrol edin. Belki döviz bozdurmuşlardır Veysel Bey. Diyor ki enflasyon rakamları konusunda hani güven ne kadar konuşuluyorsa, tartışılıyorsa Merkez Bankası'nın döviz bozdurmadığına dair güven de o kadar diyor. Mesela Mansur Rumuzlu izleyicimiz. Yeniden zirveye çıkmak için güç topluyor demiş bir başka izleyicimiz Erdal Yalçın Bey. Dağ tilkisi diyor ki kur korumalı hesaplı Türk bireylerin alsat durumu stabil hale geldi diyor izleyicimiz. Bir de dış kaynaklı alsat yapanların artık volatilite yapacak ortamı kalmadı diye eklemiş. Efendim şöyle bakıyorum. Yine fırtına öncesi sessizlikten farksız diyor bu durum Fehmi Bey. Battal Gazi de aynı şey yazmış. Birebir aynı cümle. Efendim bu kamu bankalarının dolaylı müdahalesi olabilir demiş Yusuf Bey gönderdiği mesajda. Daha önce de sakinlik demiştiniz diyor. 6.85'te bir ay kaldığı zamanı hatırlayın diyor. O videoyu bulup yayınlarsanız memnun oluruz. Tarık Bey tabii çok geçti üzerinden. Ben böyle arkadaki büyük ekranımızda 6.85'i gösterip cetvel gibi çizilmiş gibi diyordum. Yani o cetvel ne, gibi. Ne kadar sürdü Barış hatırlıyor musun? O yaklaşık bir ay falan sürdü bakarız da burada. Bir ayla sanırım biraz daha marjin geniş 75 gün falan da bir etkisi oldu. Yani sadece evet. Çok da zıplamadı. Ama onun bir maliyeti de var. O var mıydı grafikte acaba hatırlıyor yok, musun? Yok maliyet sonradan ne kadar büyük bir maliyet işte 128 milyar dolar diyen var. Yani, daha Abdurrahman abi farklı bir rakam söylüyordu. Hatırlıyor musun Abdurrahman? Yukarıda diyor galiba. Sesin ses gelmiyor Abdurrahman. Dolar kuru 6.85'te kaldı. Toplam maliyet 128 artı 12 milyar dolar daha satıldı. Evet öyle bir rakam. 140 milyar dolar rezervin erimesi. Kaç gün kaldı yaklaşık? 75 gün. 2,5 ay. 2,5 ay. 2,5 ay. Evet. Peki. Benzetenler var ona da. 75 gün. Hani bir söz vardır diyor. Durgun atın tekmesi diyor bence Erdal Bey. Yani bu molayı yeniden atağa geçmek için soluklanmak olarak algılayanlar da var. Peki. Şimdi geçelim. Ben Şeref Oğuz'a soracağım. Çok mesajlar okumaya devam edeceğim. Twitter'dan, @bulumbörkiyet'ten dolar TL'deki sakinin nedeni ne? Buyurun. Abdurrahman Yıldırım'ın saydıkları 5 madde saydı. İşte neydi? 20 Aralık müdahalesi, kur korumalı mevduat. Tekraren söylüyorum çünkü tespit analitik ve güzel geldi. İkincisi Merkez Bankası'nın yoğun döviz satışı söyledi. Üçüncüsü yerleşikler de döviz sattı dedi. Dördüncüsü de kur yorulması gibi bir ifade kullandı ki izleyicilerimiz de buna katıldı. Şimdi ben buna ilaveten başka bir şey söyleyeceğim. Bunları tekraren söylememin sebebi katıldığımı da gösteriyor. Ama kur niye çıkmıştı Barış? Biz yani sakinliğin nedenini kur, bulmak evet, için evet. Neden yukarı gitti? Neden nedenler şimdi nedenleri sorgulamazsan sonuçlarıyla boğuşmak zorunda kalırsın. Faizler, şartlar yeterince inişe uygun olmadığı halde indirilince kur yukarı çıktı. Peki şimdi kuru durduran ne oldu? Faizlerin artışı oldu. Ama politika faizi ama hala yerinde. Bir dakika, 14. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Peki. Bir dakika durdum. Söyleyeceğim. Faizleri indirdiğin zaman 10'du bak 4 ayda 19'dan 14'e indik 500 bas puan. İndi. Kim indirdi?
Merkez Bankası neyi indirdi? İşte bildiğin politika faizini. Bir haftalık repo faizi. Peki piyasa ne yaptı? Yasa ya ters düşen piyasa kendi bildiğini okudu ve faiz artışıyla kuru durdurabildik. Peki faizleri Merkez Bankası artırmamış oldu. Kim artırdı? Piyasa artırdı. Yani bakıyorum bütün 400-500 bas puan inmişine karşılık Merkez Bankası'nın piyasanın 900 bas puan ortalama faiz artışı söz konusu Barış. Yani kuru şu anda durduran bana göre adına faiz demediğimiz, adına başka enstrümanlara diye convert ettiğimiz kavram olarak olsun, anlayış olarak bir de teknik olarak faiz artışı buna sebep oldu. Bu faiz lobisiyiz, faiz artışını savunuyoruz anlamında demedim. Normalde şartlar inişe uygunsa indirirsin, tırmanması gerektiği zaman tırmandırırsın. Hatta ne için? Bu Bankalar Birliği Sekreteri Ekrem Keskin de bunu söyledi. Faizi indirmek istiyorsan yükselt, yükseltmek istiyorsan indir. Bir yerde çok basit bir çözüm mü gibiler ama felsefesi doğru. İndirmek için yükseltme gerekiyordu. Biz onu yapmadık. Ama ne yaptı? Piyasa yaptı. Onu orada tuttu. Başka bir unsur daha var. Şimdi ben bu çerçevede bakıyorum. Faiz artışı açıkçası yapılınca bir yere geldiği noktada kur yorulmasından da öte bana göre bu yeni sistemi devletin getirdiği kur korumalı sistemi insanlar denedi. Denemek istedi. Hakikaten o altı boş bir yükselmenin bir yerde duracağını ferasetle. Feraset Osmanlıca bir kelime. İnsanın içine doğan bilgi demek. Yani insanın içine doğan bilgi. Bilgi. Yani, Türk milletinin feraseti var. Feraseti var. Yani böyle konuşulur. Ya bir dakika kardeşim ya bir günde böyle çok ya da kısa bir süre içerisinde 13, 14, 15 saatler içerisinde. Hocam şu gidiş işte müthiş evet, bir yükseliş yaptı. Yani ya. Saatler İnanılmaz. İçerisinde san gidersin birisi bunu aldı balonla hani böyle helyum balonuyla yükseltir gibi. Ya evet. Bir dakika dedi bunun altında bir doluluk yok. Nitekim dolu olmadığını da anladık 18'den 11'e düşüverdi. Demek ki altı boşmuş. O ferasetle birleşti ve biz bunu burada tuttuk. Şimdi belki sorulması gereken şu. Bizim hem bir yandan rekabetçi kur anlamında tutmamız gereken seviye bu mudur? Hem de bunu burada tutmanın... Rekabetçi kur falan ben duymuyorum artık kusura bakma abi. İşte tam onu rekabetçi söyle... Rekabetçi kurdan sen duydun mu hiç son dönemde? Son dönemde duymadım. Rekabetçi çünkü, kur. Farklı yani, liralaşmayı konuşuyoruz. Şimdi. Tamam oraya da geleceğiz de. Geleceğiz tamam. Rekabetçi kur vesaire dedik. Acaba bu 13 lira mı 14 lira arasında mıdır? Hatırla sanıyorum hükümetin 14 lira ile ilgili olarak bir baraj, psikolojik bir eşik tanımı var. Hı hı. Hatırla Aralık ayı boyunca yapılan 5 tane müdahale ile birlikte 14 lirayı aşmaması için bayağı gayret sarf ettik. Orada müthiş bir savunma mekanizması. Savunma orada bir Maginot hattı gibi 2. Dünya Savaşı'ndaki meşhur savunma hattı gibi ve o savunma hattını hala direniyor. Yani şimdi gerek müdahaleler hani satışlar oluyor kamu bankaları üzerinden iddia ediliyor iddiaları diye. İddialarıyla olsun ama gerek de yapılan açıklamalar hatta bugün belki onu gündeme koyacağızdır sanıyorum. Merkez Bankası Başkanı'nın hedefler tutmadığı halde yasal olarak hükümete gönderdiği mektupta da yer aldığı gibi bunu çeşitlendirerek bunu direnci devam ettireceğiz gibi başarılı bence başarılı olan uygulamaları. Şimdi şunu sormalıyız. Bize gerekli olan stabil kur 13 lira mıdır? 14 lira mıdır yani bir faiz düzeyiyle. Faiz dışı geliştirdiğimiz enstrümanların da yardımıyla. Eğer burada durmaz ve enflasyon önümüzdeki dönemdeki bugün Bloomberg anketini olgunlaşmış olan anketini gördüm. 9,5 civarında aylık bir beklenti var ve 45 civarında da bir yıllık beklenti var. Bunun getireceği ki Perşembe günü biz bunu anlayacağız. Bunun getireceği bir yeni bir dalga oluşturmazsa 13'te kurduğumuz stabilizasyon doğal mı yoksa hala peki. Bazı müdahaleler mi burada tutuluyor? Bence tartışmamız gereken noktada bu olması gerekiyor. Abdurrahman abiye döneceğim ama çok kısa şunu sorayım. Kur korumalı mevduat tuttu diyebilir miyiz? Abi? Deneniyor. He? Deneniyor. Vatandaş diyorsun bir tartıyor. Tartıyor. Bakacak ki sözünde duruyor mu bir? Dur yani. Hayır hocam. Şimdi niye öyle diyorsun? Yani... Ben hatırlıyorum eski uygulamalar 90'lı yıllarda. Söylenenin hiçbiri tutulmamıştı. Tutulamamıştı. Tutulmamıştı demeyeyim. Şartlar öyle bir gelişti ki yurt dışından gelecek olan akımlar işte durduk yerde biz enflasyonu kendi başımıza da yükseltmiyoruz. Dışarıdan varilin fiyatı 75'ten 90'a fırlıyor. Enerji fiyatları şu bu. Yani sadece biz Türkiye'ye kapalı bir ekonomi içerisinde, havza içerisinde değiliz. Dışarıdan gelen etkilerle daha da yukarı gittiği zaman burada tutulup tutulamayacağı konusuna ancak onlar karar verecek. Ama şu anda bunu vatandaş deniyor. Ve
şu ana kadar iyi gitti. Eğer hükümet 17'lik şeyini tutar. Artı enflasyondan gelecek ilave bir sıkıntı olmazsa. Çünkü sadece kur kovalamıyor lirayı. Bir de enflasyon kovalıyor. Konuşacağız. Ve üstelik bugün yazılan mektuba referans edeyim de öyle lafımı bitireyim. Mektupta Merkez Bankası Başkanı yazdığı mektupta diyor ki kur korumalı mevduatın yanına çeşitlendirecek enstrümanlar koyabiliriz. Bu enstrümanlar kararlılığını gösteriyor ama hangileri olduğu konusunda aklıma acaba enflasyona korumalı mevduat, tüfe endeksli, üfe endeksli mevduat gibi yeni enstrümanlar da zikredilecekse o zaman şunu konuşurum. Evet 13 lirada Maginot hattı. Dünya Savaşı'ndaki Maginot hattı tutmuştur, aşılamamıştır düşman birlikleri tarafından. Fakat bunun da getirdiği bir kayıplar söz konusu olacaktır. O zaman kayıplarla kazancı tartışıp ona göre konuşmak peki daha faydalı olur. Biraz yine izleyicilerimizin mesajlarına döneceğim. Twitter'dan dedik ki dolar TL'deki sakinliğin nedeni ne? Dövizdeki sakinliği. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani sizin algınız, sizin değerlendirmeniz çok önemli. Çünkü neden? Ya bu kur korumalı evet mevduat, bırakın şirketleri. Önce vatandaşa geldi hocam. Şirketler sonradan devreye girdi. Tüzel kişiler. Önce vatandaş dedi devlet. Kur korumalı mevduat gerçek kişilere dedi. Dolayısıyla izleyicilerimizin mesajını şöyle bakıyorum. Diyor ki 6.85 ikiye katlanmış. 13.5 olmuş. Sakin olması normal değil mi? Yani 3'e mi katlasın diyor. Yani Hasan Yılmaz Bey yazmış. Kur korumalı mevduat hesabı yine etkili oldu diyen bir başka izleyicimiz var. Politika faizi Şubat'ta düşürürse peki ne olacak demiş Hakan Yıldız Bey gönderdiği mesajda. Ama yani pek düşürecek gibi durmuyor Merkez Bankası. Düşürse bile etkisinin o kadar olacağı konusunda tartışılabilir. Şöyle diyor ki enflasyon bu kadar yüksekken dolar orada kalamaz demiş bence İsa Bey, İsa Memiş göndermiş. Şöyle bakıyorum, dolar TL'deki durgunluğu küresel piyasaları yönetenlere soracaksınız demiş izleyicimiz. Efendim şöyle bakıyorum, kur korumalı mevduat sistemi peki bittiğinde ne olacak demiş. Madem bu sakinleştiriyor, Celal Bey sormuş. Leon Bey diyor ki, siyah kuğu olgusunu lütfen düşünelim, geçmişteki trendler hep sürdürülemeyebilir. Efendim şöyle bakıyorum yine aralardan, Twitter'dan, @bloomberg.kt'den dolar TL'deki sakinliğin nedeni nedir diye sormuştuk. Doların yükselmesinin devlete olan maliyeti artık eskisinden kat ve kat daha fazla demiş. Kur korumalı mevduat paketi çıkarılırken doları bu sürede nasıl olsa kontrol altında tutarız reçetesi çalışılmış gibi duruyor demiş Engin Bey. Efendim şöyle bakıyorum yine aralardan. Bence diyor bir yıl boyunca iddia ediyorum 17.45 geçilemez Erdal Bey, yani 17-18'ler yeniden geçilemez diyor. Şöyle bakıyorum, piyasalarda TL sıkışıklığı var Barış Bey, evet, ve yüksekten alanlar kıpırdamadan bekliyor. Bak, bu da çok önemli çünkü TL likiditesi konusunda bu sıkışıklık konuşuluyor ve yüksekten, yani dövizi yüksekten alanlar kıpırdamadan bekliyor. Taze para yok, piyasalara girecek alım satım. O yüzden pek olmuyor demiş Efe Bey. Bence doğru. Efendim şöyle, resmi enflasyon beklentisi 45 olduğu yerde 19 mevduat faizinin ne anlamı var demiş efendim. Kuru baskılayıp enflasyon altında artması efendim birikir ve daha şiddetli artışa neden olur demiştir rahmetli Demirel. Mekanı cennet olsun demiş Celal Bey. Efendim şöyle bakıyorum yine Amerika'dan. Yay gerilirken çıt çıkmıyor demiş Tolga Bey. İnmesi için ne kadar, diyor ki baskı varsa onun iki katı çıkması olacaktır. Fizik kuralı. Efendim dolar TL'deki sakinledi, pandeminin biteceğine en az 40 milyar dolar turizm geliri olacağını, yıl sonunda cari denge sağlanacağının fiyatlanmasıdır demiş. Bence diyor döviz olması gereken yere geldi. Ne yükseldi ne de düştü. Olması gereken yer bence burası diyor. Çok mesaj var, yani bir bölümünü okudum. Abdurrahman Yıldırım. Güzel mesajlar var izleyicilerimizden. Sakinliğin nedeni. Şunu soracağım. Ya işte Şeref abi dedi enflasyon gelecek 45'e gidecek. Şu anda da negatif faiz var. Negatif reel faiz. Politika faizi 14. Enflasyonumuz 36. Geldi perşembe günü enflasyonumuz 45 oldu. 28 negatif. %28 negatif. Evet, yani eksin gitti. Tamam, bırak Merkez Bankası politika faizini. Şeref abi gidelim. Kur korumalı mevduattaki faizden 17'den gidelim. 17'ye 36, 17'ye 45. Şu anda da negatif reel faiz ama kur sakin.
Bilmiyorum, ne dersin Abdurrahman Yıldırım? Şimdi bir vatandaşın bu kur korumalı mevduata ısındığını söylemek mümkün. Tuttu ama, diyor musun sen? Şeref abi bakıyor diyor, tartıyor diyor. Yok, henüz erken, hakikaten deniyor. Ama 224 milyar TL'ye gelmiş. TL'den dönenler. Cevizini yani, satıp dönenler 4.7 milyar dolar. Geçen hafta Merkez Bankası Başkanımız açıkladı. Anladım. Yani mevduatın yarıdan fazlası dönerse o zaman başarıldı denebilir. Ama bu başarı aslında hem Türk hazinesine yük bindirebilir. Sonuçta makroekonomik dengeleri sarsabilir. Dolayısıyla başarı mıdır? Tartışılır. Başarı değildir. Yani yürürlükten kaldırmakta olduğumuz Türk lirası mevduatı yaklaşık işte Türkiye Cumhuriyeti ile ya da Türk lirası ile yaşıt bir enstrüman. Üzerinde çok uğraşılmış, didinilmiş, işte biriktirilmiş, bugüne gelmiş filan. Yani tam olarak oturmuş bir araç. Şimdi bu dövize endeksli ya da işte kur korumalı TL mevduat hani karışık bir şey. Yani ne Türk lirası ne döviz. Yani zaman içindeki uygulamalara bakacağız. Önce bir 3 aylık dönüşler alalım bakalım. Yani 3 ay, 6 ay, 9 ay sonra uygulama devam edecek mi? Ona da bakmak lazım. Yani devlet bir yerde ekonomi yönetimi diyebilir ki ben bu heterodoks politikaları terk ediyorum. Doğrudan bir ekonomi programı ortaya koyuyorum. Bu program çerçevesinde işte faizler de her şeyde olması gereken yerde olacak. Normal araçlara dönüyoruz. Normale dönüyoruz diyebilir. Dolayısıyla bunu yapma ihtimali Abdurrahman abi bu kadar söylem sonrası, bu kadar siyasi söylem sonrasında buradan dönüş, yani o söylediğin yere dönüş şu anki sakinlikle korunuyorken bana pek bir ihtimal gelmiyor. Bilmiyorum, sen ne dersin? Bana çok geliyor. Niye dersen seçim öncesinde böyle bir şey söz konusu olmaz, doğru. Abi seçim tamam, Haziran 2023'te hocam. 1,5 tamam, sene hocam. Var. Seçim yapıldıktan sonra iş başına ister bugünkü iktidarın devamı gelsin, ister farklı bir iktidar gelsin. Bu politika değişecek diye ben bekliyorum. Yani bu politikayı sürdürmezler. Hazine sürdürmek istemez. Çünkü kur riskini çok fazla üstlenmiş oluyor hazine. Niye üstleniyor ki? Yani bunun altından kalkmak zor olabilir. Gün gelir kur yine fırlayabilir. Yani şu anki seviyede kur sakinken sorun yok tırnak içerisinde. Herkes mutlu değil mi? Evet, ama yani yarın öbürsü gün başka şartlar değişir. Sadece Türkiye'ye bağlı değil ki döviz kurunun kontrol edilmesi. Döviz kurunu dünyada küresel piyasalarda yön veriyor, kontrol edebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin elinde değil. Türkiye'nin elinde olan Türkiye'deki faizler. Dolayısıyla ben tekrar klasik araçlara dönüleceğini beklerim. Seçimin de 2023'ün Haziran'ında yapılacağına pek değil, hiç ihtimal vermiyorum. 1983 sonrasındaki bütün seçimler erken alındı. Bu seçimde şu ya da bu kadar, yani az ya da çok erken alınacak. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da hani birkaç aylığına erken denmez dedi. Kısmen kabul etti. Ama göreceğiz, gelişmelere göre ne zaman seçim olacağını göreceğiz. Ve o seçim sonrasında ben normal politikalara dönüleceğini umarım. Dönülmez ise Türk hazinesi ve ekonomisi için bir büyük risk olarak ortada durur bu. Bir de ben mesela yani bankaya gittiğimde ben bankayı tanımak isterim. Bankadan faizimi almak isterim. Niye ben hazineden ve bütün toplumun sırtından bir şey edinmiş olayım? Benim param varsa, yani Türk insanına çok sıcak gelmeyebilir. Bir miktar insana sıcak gelmeyebilir. Yani ben niye hazine ve tüm toplumun parasından bir gelir elde edeyim? Yani bu parayı kim kullanacaksa bedelini o ödesin. Yani bu bedeli niye hazineye ödetiyoruz? Ters olan şey burası. Dolayısıyla geçici olmak zorunda. Geçici olmak. Yani tasarruf sahipleri de hakikaten hazinenin sırtından, hazinenin üzerinden bir gelir elde etmek
zorunda değiller. Yani bunu istemeyebilirler. Dolayısıyla gayet doğal, bankadan faizini ister. Banka vermiyorsa başka bir yol ve yöntem bulur. İlla bankaya gitmek şart değil. Para için, tasarruf için. Yani sermaye hareketleri serbest, borsa var, gayrimenkul var, başka seçenekler olabilir. Dolayısıyla bunu Türk insanı arayıp bulacak. Dediğim gibi dövize yatırımı da 1970'li, 80'li yıllarda negatif faiz ortamında Türk insanı arayıp bulmuştu. Hem gayrimenkule, hem altına, hem de şeye yönelmeyi, yani dövize yönelmeyi, döviz taşımak da yasaktı. 1984'te serbest bırakıldı. Yani dolayısıyla bugün de başka bir şey. Yani belki de kripto varlıklara gidiyor. Yani mesela Metaverse'de arsa ve arazi alanların ilk sırasında Türkler geliyor ve çok açık aralarında. Ben yani, de buna gülüyorum ya. Vallahi. Çeşitli Metaverse konusunda bir kelime satın O kadar para yatırıyorsunuz. Yani başka ulusların 20 katı, 30 katı düzeyinde Türkler arsa, arazi almış, para yatırmış. Şu anda getirisi var mı? Yok. Ama niye bunu yapıyorlar? Bilmiyorum. Belki de hakikaten paralarına bir sığınacak. Bence çok parası var milletin abi, ondan yapıyor. Allah aşkına yani, başka bir anlamı var ya. Metaverse'den arsa yatırımı yapayım. Yani şirket evet, falan yani ne bileyim, şirket sen o başka, hani orada kendi göründürlüğün, ama ben böyle bireylerin Metaverse'de arsa alıp, hangi Metaverse'de bir de yani? Çiftlik Bank. Kimden alıyorsun? Çiftlik Bank Metaverse değil miydi bir bakıma? Yani. Yani hayal, şey, hayal satıyorsun. Bir şey belirtmek isterim. Aralık ayında, 16 Aralık'ta Merkez Bankası son olarak faizi indirdi ve burada duruyorum dedi. 20 Aralık'ta operasyon yapıldı. Dolayısıyla faizi indirmek, indirme o hareketinin durmuş olması da şu anda meydana gelen sakinleşmede bir faktör. Evet. Evet, ne zaman ki Merkez ekstra Bankası faiz indirimi gelmemesi diyorsun. Tekrar faiz indirmeye başladığı zaman o zaman yine ortalık karışabilir. Ya, Abdurrahman abi bak şunu söyleyeceğim. Dinliyorsun değil mi beni? Evet evet. Tamam. Ne buradaki biz farka bakmıyor muyuz Allah aşkına? Yani hakikaten anlamak için soruyorum. Yani Merkez Bankası faiz indirse ne olur, indirmese ne olur? Neden? Ya zaten Merkez Bankası yerinde dursa bile enflasyon gidiyor. Aradaki fark zaten açılıyor. Mayıs'ta 50-55 diyen var. Merkez Bankası ha 100 indirmiş ha indirmemiş. Olmuş enflasyon 55. Zaten o aralık açılıyor. Anlatabildim mi? Neden bu kadar Merkez Bankası'nın faiz indirimi önemli? Her enflasyon açıklamasında kurda bir sıçrama beklentisi de buradan zaten. Dolayısıyla 3 Şubat'ta da enflasyon açıklandığında işte Perşembe günü bir sıçrama olabilir. Ama o zamana başka bir enstrüman da hazırlamış olabilirler. Ben mesela çok şey olarak bir enflasyona endeksli mevduatı döviz kuruna endeksiden daha çok tercih edebilirim. Yani daha çok müşterisi olabilir. Enflasyon korumalı. Bu son olarak hazinenin yapmış olduğu ihalede de -2,5 olarak çıktı faiz. Yani insanlar enflasyonun da altında bir getiriye razı olabiliyorlar. Evet. Bu önemli bir şey. Demek getiri arayışı var. Kur korumalı mevduata gidenler de zaten enflasyonun altında gelire razı oluyorlar. Ama öyle. Kur enflasyonun altında kalacaksa, yani kuru bakalım ne çıkacak? Yani orada yani kurdan ziyade ben yani insanları yabancı paraya alıştırmaktansa enflasyona endeksi gitmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Hazineyi de devleti de daha bağlayıcı ve toplum yararına bağlayıcı olacağını düşünüyorum. Evet. Ekonomi yararına bağlayıcı olacağını düşünüyorum. O zaman devlet enflasyon karşısında devleti yönetenler, ekonomiyi yönetenler daha ciddi davranmak, daha radikal önlemler almak zorunda kendilerini hissederler. Peki. Şerif abi. Yani dolayısıyla bir enflasyon endeksi araç çıkarsa buna sıcak bakalım. Şerif abiye döneceğim ama bir aranın ardından ve izleyici mesajlarının ardından izninle sonra. Özellikle onlardan okurunca çok beslenip bir sürü not aldım. Evet. Çok da güzel çözüm yaklaşımlar getiriyorlar. Evet, evet. İsmail Bey diyor ki
Yani Merkez Bankası söylediğiniz gibi faiz artırsa, %35 yapsa bu faizi kim ödeyecek diyor. Kur hareketi için politika faizi çok da etkili olmayabilir demiş Muammer Bey düzeltiyorum. Barış Bey 6.85'teki savunma hattı kuruluyor demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz birkaç tane böyle mesaj var. Umutsuz çocuk. Peki diyor, kur korumalı mevduat hesap kur artışından korunup da yüksek enflasyonun altında kalırsa bundan zarar edenler buna bir daha yatırım yapar mı? Benzer bir mesaj daha var. Göçmen kızı Rumuzlu. Enflasyon %50'ye çıksa neden diyor %17-19 faize koyayım? Ya zaten böyle enflasyon zaten şu an 36. 50'ye de çıkacak büyük bir sürpriz olmazsa yani. Hani bazen mucizeler oluyor olabilir hani bilemeyiz ama büyük bir mucize olmazsa enflasyon 50'ye çık. Yani şu an zaten kur korumalı mevduatta parasını koyanlar bunu biliyor olması lazım. Bu böyle bilinmeyen müthiş bir bilgi değil. Şeref abi. Yağmurda ıslanacağını önceden hesap edebilirsin. Bu a priori bilgidir. Yağmur yağarsa ıslanırsın. Yani. Ama sağanağı yediğin zaman durum değişebilir. Bu da şunu gösterir Abdurrahman'ın dediği gibi. O enflasyonun gerçekten paranı erittiğini yaşayarak öğrendiğin zaman artık öyle o negatif faize katlanabilir sınırların dışına taşıyabilirsin. Kaldı ki başka bir şey var. Burada senede paylaştım. Evet, Fehmi, sen de takip ediyorsun. Fehmi İnel diye bir izleyicimiz dedi ki hani Majino hattı dedim ya evet. Bir baraj kuruldu. Hattı önümüzdeki günlerde Fed'in faiz artımı ve bilanço küçültmesi durumunda dayanabilecek midir? Ya dert sadece içerideki enflasyon değil ya da faiz baskısı, faize artıran dolar baskısı da geliyor. Şimdi ama şu var, Abdurrahman'ın da dediği noktaya katılıyorum. Zaten eskiden beri bunu savunmaya başladım. Kurun tutmadığı yerde takoz, oradan takozdan atarsa gene bu kamyon. Bu sefer döviz enflasyon korumalı bir enstrüman gelir. O zaman kur korumalıyı zaten içinde barındırıyor olacaktır. Fakat bu da şunu getirecek. Çok yakın dönemde biz bankayla işi olmayan insanlardan topladığımız vergilerle bankada parası olanları rahat ettirmek için gayret sarf ettiğimiz bu durumda geçici olması gereken bu durumu daha fazla sürdürürsek bunun getireceği maliyeti çok daha büyük ödeyebiliriz. Bir film vardı, Erryan'ı kurtarmak. Erryan'ı kurtarmak. Onu cepheden dışarı getirmek için hani bir propaganda aracı olarak nasıl bir fedakarlık yapıldığını anlatan enteresan Tom bir... Hanks başrolleri. Tom Hanks'in bir film. Şimdi oradaki gibi yani Türk lirasını bu yönle, bu şekilde kurtaracaksan hangi maliyetle bunu kurtardığını da biz sorarız. O açıdan bana göre Merkez Bankası'nın yazdığı mektupta 3 tane maddeden bir tanesi de üretimi teşvik etmek, enflasyonu bu yolla çözmek gibi sancılı, uzun zaman alan ve zor olan yoldur. Bana göre gidilecek olan yol. Kolay yolu yoktur bunun. Yine enflasyonla mevduat faizlerindeki fark bu kadar çok olunca tüketime yönlendirip enflasyon tetiklenmez mi diye. Yani çok güzel mesajlar var izleyicilerimizden. Finansal okur yazarlık hakikaten çok yüksek teşekkür ederiz. Yönetmenim Selçuk da diyor ki kar yağacağını da herkes söylemişti. Ama diyor biz o karı kafamıza yedik. Herkes perişan oldu. Yani kar yağacağını bilmek sorunu çözmedi. Çok güzel. Hadımköy'ü biz bir hafta konuştuk neredeyse. Hadımköy açılamadı bir türlü. Havaalanı. Ne Hadımköy? Havalimanı durumu zaten çok kötü evet. Ama yani havalimanı çözüldü, Hadımköy çözülmedi hocam. Çözüm. Hadımköy acayip herhalde artık açılmadı. Yani başa gelince lafından gibi farklı oluyor. Evet, bir araya gidelim sonra buradayız. Sohbetimiz devam ediyor. Şeref Oğuz, Abdurrahman Yıldırım. Abdurrahman abiye bu bölümde döneceğim. Son sözler yine sanırım Abdurrahman Yıldırım olacak. Ben Şeref Oğuz'a döneceğim. Şimdi Şeref abi, kur korumalı mevduat. Tabii bir taraftan mevduat koyuyor, bir taraftan insanlar kredi çekmek istiyor. Krediye erişim konusu da çok tartışıldı. Bugün KGF destekli yaklaşık 60 milyar TL'lik kefaletli bir yeni KGF açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama özellikle tabii şirketlerin kredi erişim konusu hala bir mesele. Yani biz dövizi konuşuyoruz, kur korumalı mevduatı konuşuyoruz. Bu bir. İkincisi
turizm bu senenin en umut bağlanan cephesi. Bu iki konuda değerlendirmelerini alalım. Bu da hep çünkü Dolar T'deki sakinlik, izleyicilerimiz de yazdı, güzel bir turizm gelirine de umut bağlanmış olmanı getirdi. Az önceki konuşmadan krediye erişim geçin. Geçenlerde gene seninle beraber yayın yaparken orada sanıyorum bir eksik anlatım oldu. O da şuydu, yani kamu bankalarında tamam faiz düşük ama yeterince veriliyor mu? Yok deniyor. Aslında oradaki eksik anlatım şu oldu. Belki onu düzeltmek de gerekiyor, tamamlamak gerekiyor. O da şu, şimdi açıkçası bu kredilerin verip takip edilmesi konusunda BDDK daha önce hani krediyi veriyorsun gidip dövize koşuyor, gidiyor altına koşuyor, kriptoya eder nereye gidiyorsa. Bu anlamda bunlarla biraz seçici, amacına uygunu olmadığı, bir de şartları sağlanma konusundaki bariyerler yüzünden kredi alanların sesi pek çıkmıyor da bu şartları gerçekten. Almayanlar tabii daha fazla feveran diyorlar. Buradaki bu algıyı bir büyük şekilde düzeltelim. Yani kamu bankaları şartları sağlanmış ve amacı doğrultusunda onaylanmış belgesi, bilgisi olanlara kredilerini verebiliyor. Nitekim son açıklamadaki KGF konusundaki çalışma belli ki bu anlamda bunlar açılacak ama şunu istemiyoruz. Ben sana krediyi veriyorum. Hatırlıyorsun 2020'de olduğu gibi al bunu git doğrudan dövize yatır, dolarizasyona hizmet et. Bu da istemiyor. Niye? Sütten ağzımız burada da yandı. Bunu istemiyoruz. Buraya ufak parantez. Ben de gittim sordum Ziraat Bankası'ndaki arkadaşlarımıza. Ya dedim siz vermiyormuşsunuz diyorlar. Yok dedi Barış Bey, aksine veriyoruz. Ben dedi bak işte son bir ayda şu kadar krediyi onayladım. Buradaki sorun şu dedi. İnsanlar gelirlerini bize söylüyorlar ancak bunu belgelendirmekte sıkıntı yaşıyor. Yani vatandaşın geliri var, bir yerden bir gelir elde ediyor ama bunu belgeli olarak bize gösteremediği için beyana de, değil belgeye tabi oluyoruz. Evet, belgeye tabi. Biz de bu diyor. Genel merkezden bu kredi onaylanabiliyor. Sıkıntı bu diyor. Yoksa kredi vermekle ilgili bir sorunumuz yok. Hani gelirini beyan eden kişiler kredi alıyor dedi. Ben de o beyanı aktarmış oldum. Şimdi turizm konusundaki şeyle tamamlayayım sözümü. Turizm bu sene bizim ekonominin en fazla umut bağladığı alan. Turizm çok özel bir şey. Bununla ilgili olarak da zaten güzel haberler de geldi. Son 3 aylık verilerde 7.6 milyar dolarlık turizm gelirimiz olmuş. 12 aylık toplamda 24.5 milyar dolara erişmiş. Bu hala 2019'un 34,5 milyar doların altında olmakla birlikte 2021'in çok üzerinde, 20'nin çok üzerinde bir kazanç olduğunu gösteriyor. Ama önümüzdeki dönemde hani 40 milyar belki inşallah aşılır ama tabii bu iki şeye bağlı Barış. Bu kur düzeyiyle hani bari bir işe yarasın, bu kadar kuru yukarı çıkardık, işe yarasın doğru. İkincisi turizm konusundaki gelişmeler, bu pandemi vesaire, hem alıştık virüsle yaşamaya hem de aynı zamanda ülkelerin de bununla ilgili olarak tedbirlerinin geliştirilmiş olması, Türkiye'nin de bu alanda aldığı tedbirlerin diğer ülkelerden çok daha ileride olması işe yarayacak. Ama bir sıkıntı var. İnşallah biz buna erişiriz. Bu da Ukrayna ile Rusya arasındaki sıkıntının meydana getireceği, Rusya ile bir turizm konusundaki politik bir sıkıntı, en fazla turist beklediğimiz Rusya konusunda biraz akamete uğradı. Yani iki tane şart gerçekleşmezse, virüs yeni bir pandemide epidemikten yeniden pandemiye dönüşmesi, ikincisi Ukrayna'dan Rusya çekişmesinde önemli bir olağanüstü çatışma olmazsa, Türkiye bu sene cari fazla verme noktasında en değerli varlığı turizmden sağlayacağı gelirdir. Belki bir de hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan geliyor. Rusya gelmezse Ukrayna geliyor. Ukrayna gelmezse Rusya geliyor. Geliyor. Her ikisi bir arada da geliyor. Ama tabii, şu var. Avrupalı gelmezse ama şu geliyor. Var. Turizmin böylesine ciro kısmından artık umutlarımız olduğu bir dönemde deniz, kum, güneşin dışında o klasik kar marjının düştüğü alandan çıkıp turizmi çeşitlendirmek ve turist başına geliri artırma noktasında adım atmamız gerekmiyor mu? Hükümet bu konuda pek çok turizmde yeni projeleri destekliyor vesaire ama turizmcilerin de artık klasik anlamda turiste çok az para harcatan alanlardan daha fazla harcama yapacak. Her şey daha katma değer. Aynı ihracattaki kilogram fiyatı neyse, 1.13 dolar neyse, bana göre turizm gelirlerinde zaten 2023 hedefimiz turist başına 1000 dolar, asgari 1000 dolar gelir değil mi? Bunun için de sadece hükümetin yardımları, yani kurun desteği ya da ne bileyim virüsün bize alan açması ya da barış sağlanması değil, fakat aynı zamanda bizim sektörün de katma değerli yüksek alanlarda turizmi katma değerli çeşitlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki Abdurrahman Yıldırım dolardaki sakinliğin nedeni diye sorduk.
Burada biraz turizm beklentisi de ve cari fazla, cari denge beklentisi de yani temel nedenler olarak sanki biraz rol oynuyor. Bu arada sevgili Mehmet Erten'e selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. O da özellikle ihracatçılar tarafından bakmış. Kur biraz daha buralarda kalırsa acaba diyor ihracatçılar şikayet etmeye başlar mı? Enflasyon maliyetini ihraç fiyatları kurtarmıyor diye. Ki burada sanayi sektöründe enerji maliyetlerinin yükselmesi, evet. iş gücü maliyetlerinin yükselmesi, zaten ham madde girdilerindeki yükselişler konuşuluyor. Yani henüz ihracatçılardan bir serzeniş duymadık ama ileride olabilir mi diye de hani sormadan edememiş Mehmet Bey. Buyurun Abdurrahman Yıldırım. Yani edebilirler çünkü son bir yılda dolar kuru %79 arttı. Denebilir ki işte ihracatçılara iyi bir kur desteği, rekabet gücü kazandırdı ama değil. Çünkü aynı dönemde son bir yılda üretici fiyatları da %79 arttı. Yani üretici fiyatları bahsettiğimiz, ihracatçı da zaten üretici fiyatlarıyla iş yapıyor. Yani üretici ya kendisi üretiyor satıyor ya da üretenden alıyor satıyor ya da üreticiyi malın ara malını üreticiden alıyor ya da ham maddesini alıyor. Dolayısıyla üretici yani tüketici fiyatları gözüyle bakmamamız lazım olaya. Üretici fiyatlarıyla bakınca hakikaten ihracatçıların bir ince buz üzerinde hareket ettiklerini söylemek mümkün. Aynı şekilde turizm için söyleyemeyeceğim. Turizmde daha çok yerli oranı daha yüksek. İşte yerli kaynaklara, Türk lirasına dayalı maliyetler daha yüksek. Dolayısıyla kurun artışı turizme daha fazla şey katabiliyor. Rekabet gücü katabiliyor. Şimdi 24,5 milyar dolarlık turizm gelirinden acaba bir 10 milyar dolar daha artırabilir miyiz? Biraz zor gibi görünüyor. 34,5 milyar dolar tüm zamanların en yükseği. Ama 29,5 milyar doları bulabiliriz. Yani 2018 yılını galiba ikisinin arasında bir yerde kalabiliriz. Rusya ve Ukrayna gerginliği hakikaten Türkiye'yi etkileyebilir. Dolayısıyla orada sıcak çatışmadan giderek uzaklaşılması lazım. Sadece turizm değil, işte tarım tüketimi yoluyla, ithalat yoluyla, tedarik yoluyla, enerji yoluyla pek çok kanaldan Türkiye'yi en fazla etkileyecek şey iki ülkenin çatışma halinde olması. Dolayısıyla dileyelim o aşama gelmesin. Gelirse Türkiye için başka bir ekonomik ortam dahi doğabilir. Onu dikkate almamız lazım. Bu sene tabii ki turizm gelirleri daha iyi olacak. İhracat da iyi olacak ama belirleyici olan bence ithalat olacak. Çünkü ithalat yükselir ise, miktar olarak da yükselir ise o zaman ithalat fiyatları zaten yüksek. İthalat faturamız artacak. Dolayısıyla bu bizim umduğumuz gibi cari denge sağlamamızı beraberinde getirmez. Cari açık vermeye devam edebiliriz. Bunun sebebi de yani bu kredi hareketi, ondan sonra faiz düşürme, parasallaşma evet. vesaire bütün bunlar ekonomik canlılığı sürdürmek. Zaten biz %10'un üzerinde büyümüşüz. Yani %10'luk 10 büyüyen bir ekonomiyi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu ithalatı gerektirir. Dolayısıyla aynı ithalatı evet. devam ettirirsek biz korkarım ki cari açık vermeye de devam ederiz. Bu da döviz ihtiyacı demektir. Abdurrahman abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ağzına sağlık. Şeref abi çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Saat 22'de küresel piyasaları bekliyoruz.